Saygıdeğer arkadaşlarım, daha önce de söylediğimiz gibi bu Tayyip ve avanesi durup dinlenmeden ikili oynar, üçlü oynar arkadaşlar. Şimdi bu lafta İsrail'e karşı değil mi? Ama fiiliyatta İsrail'in en önde gelen dostlarından biri arkadaşlar. Yakın zamana kadar her türlü mühimmatı gemilerle gönderdi İsrail limanlarına. Askeri mühimmat da dahil arkadaşlar. Gazeteci Metin Cihan ortaya çıkarmıştı onu da arkadaşlar. Bir bir. Evet. Şimdi de bütün bu katliamlardan sonra İsrail'in bu çağrı cihazları ve telsizlerle 39 Hizbullah liderini katlettikten sonra ve Hasan Nasrallah'la birlikte diğer liderleri katlettikten sonra hala bunlar İsrail'le iş tutmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Bunlar İsrail'in dostu. Tayyip'in boynunda hala ABD'deki Yahudi lobisi lideri Abraham Foxman'ın taktığı Yahudi cesaret madalyası var. O madalyayla dolaşıyor Tayyip. Evet arkadaşlar, Metin Cihan Tayyipkillerin bu ihanetine yönelik bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Evet, okuyalım. Gazeteci Metin Cihan, Türkiye, İsrail ve Katar ordularının üretici firmalarının Azerbaycan'da birlikte fuar düzenlediklerini yazmış. Böyle bir dönemde İsrail işbirlikçiliğinde geldiğimiz nokta şöyle. İsrail katliamları artarak devam ederken Türkiye, İsrail, Katar orduları, üretici firmaları Azerbaycan'da güle oynaya askeri fuar düzenliyorlar. Baykar'ın, yani damat Selçuk Bayraktar'ın sahiplerinden biri olduğu silah üretim şirketinin ortak sponsor olduğu IAI, İsrail ordusunun savaş uçaklarını ve silahlarını üreten şirket, özel şirket bile değil, İsrail devleti şirketi ifadelerini kullanmıştı. Can söz konusu fuarın Türk firması Baykar, İsrail firması İsrail Aerospace Industries, yani IAI ve Katarlı savunma müteahhidi Barzan Holdings tarafından desteklendiğini belirtmişti. Gördüğümüz gibi arkadaşlar, iç içe kaynaşıklar ya. İsrail devlet şirketi olan silah üreten şirketle Tayyip'in damadının Baykar'ı Katar'la beraber Azerbaycan'da sponsor olup yan yana fuar düzenliyorlar ya. Evet arkadaşlar. İşte bunlar bu arkadaşlar. Ama ne diyor bak bu eleştiriler üzerine? Saray sahip çıktı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de dün 29 Eylül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Baykar'ın uluslararası bir fuarda yaptığı sponsorluk nedeniyle İsrail ile işbirliği yapmakla suçlandığını söyledi. Haluk Görgün, bu tür provokasyonlar savunma sanayimizin küresel çapta elde ettiği başarıları itibarsızlaştırma çabalarının bir parçasıdır. Bakın, bu ihanetlerini açık etmek provokasyon oluyormuş arkadaşlar bunlara göre.
Evet. Biz İsrail'le kankiyiz diyor yani. Siz ne açık ediyorsunuz bizi? Evet. İşte bunlar böyle ya. Bunlar böyle. Şimdi İslam'la, ümmetle zerre miktarda ilgisi var mı bu insanların ya? Bu haram ve de kaçak sarayın. Bu işbirliği Tayyip Denizli'siz yapılabilir mi? Zina. Tayyipkillerin, yani Tayyip ve avanesinin. Evet arkadaşlar, İsrail'le kaynaşık bunlar. Etle tırnak gibi. Domuz topu olmuşlar ya da. Gerçekler göz ardı edilerek yürütülen bu çirkin kampanyalar ne milli hedeflerimize zarar verebilir ne de milletimizin kararlılığını sarsabilir değerlendirmesinde bulundu. Evet arkadaşlar, bunlar bu işte. İhanetlerinde suçüstü yakalanınca çirkefleşirler. Saldırganlaşırlar arkadaşlar. Hiç suçlanmıyor ya. Utanma, arlanma, ar, namus. Bitmiş bunlar da ya. Zıvanadan çıkmış bunlar arkadaşlar. Biz boşuna demiyoruz. Bu Tayyipkillerle biz aynı varlık aleminde değiliz. Saygıdeğer halkımız, bu gerçekleri anlamadan ülkemizin kurtuluşa giden yolunu göremez. Kalın sağlıcakla.